Merhaba arkadaşlar, Temel Matematik ve Sayılar bölümü birinci bölümün test bir yani birinci ödevini sayılar bölümü ile ilgili. Bu bölüm bizim için çok çok önemli çünkü artık tt'ye bir e, giriş yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee, tam sayılarda dört işlem kısmında üç tane ödevimiz vardı. Bunları bitirdik. Ve artık şimdi yavaş yavaş TT'ye bir giriş yapma. TT'de hangi konumuz bu? Aslında temel kavramlar konusu. Şimdi hemen kitabımızı alıyoruz arkadaşlar. İkinci ünite. Yani bölüm olarak hangisi arkadaşlar? İkinci ünite. Sayfa numarası. Hemen bakıyorum. Evet faktör yerleri geçtik. Ve arkasından 63. Evet 63. sayfada birinci teste yani sayılar birinci bölüm hemen başlıyoruz arkadaşlar ve tekrarlıyorum önemli artık yavaş yavaş temel matematikten çıkıyoruz ve TT kısmına geçiş yapıyoruz. TT'de bilmemiz gerekenler için önemli bir konu hemen geçiş yapıyorum arkadaşlar temel matematik sayılar bir bölüm Test 1. Yani sayılar bir bölümün birinci bölümünden ilk soruyla başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuz A ile B iki basamaklı doğal sayılar A artı B 29 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta A ile B iki basamaklı bir doğal sayı ve bunların toplamları da 29'muş. Yani her ikisi de iki basamaklı olacak. Toplamı 29 olacak. Şimdi arkadaşlar A artı B'nin toplamının 29 olduğunu yazdım. Şimdi ben burada A'ya ve B'ye öyle iki değer vereceğim ki topladığımda 29 yapacak. Ve benden ne istiyor? A kaç farklı değer alır diyor. Şimdi düşünüyorum. İki basamaklı en küçük sayı kaç? 9. Sonra ne geliyor? 10. Şimdi bu arkadaş A 10 olduğunda B ne olacak? E toplamının 29 olabilmesi için 19 olur. Evet bu şartı sağlar. Sonra benden a'nın kaç farklı değer alacağını söylüyor. O zaman a'ya en küçük bir üstünü yani 11'i verirsem bu sefer b'miz ne olur? 18 olur. A'ya 12 verirsem b'miz ne olur arkadaşlar? 16 olur. İşte 17 olur çok pardon 17. Yani birini biraz azaltıyorum diğerini de bir artırıyorum aslında o yaptığım olay bu. Hemen şöyle yapalım 17. Sonra 13 10 kaç oldu? 6. 14 artı 15. 15 bakın 14. Ve bu sefer düşmeye başladı. 16, 13, 17, 12, 18, 11, 19, 10, 20. Bakın A 20 olduğunda B 9 oluyor. Ama bana ne demişti? A ve B her ikisi de 2 iki basamaklı. O zaman A 10'dan kaça kadar gelecek arkadaşlar? 19'a kadar. 10'dan 19'a kadar toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayımız var. Cevabımız C seçeneği. Şimdi duyar gibiyim. Hocam Şimdi bize bunu bazen ben sorularda görüyorum testlerde. İşte A artı B mesela 90 veriyor. 85 veriyor. Ben bunu tek tek yazacak mıyım? Hayır arkadaşlar. Peki bunun kısa yolu nedir? Hemen şöyle yazıyorum. Kısa yol. Ne diyoruz? A artı B'nin toplamı kaç olmak zorunda? 29. Şimdi ben A'ya 1 verdiğimde B ne oldu? 19 oldu. Sonra devam ediyorum. Bakın A'ya 11 veriyorum. 18 oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar 11'den başlıyorum 29'a kadar. Şimdi biri 11, 19 olurken 1 artıp 1 azalırken A burada maksimum 19'a çıkar B de minimum 10'a Bunu görebiliyorum. 10'a 19 yer değiştirecek. O halde 10'dan 19'a kadar kaç tane sayı var? İleride göreceğiz ama şimdiden bilin terim sayısı. Neydi kuralımız? Son sayıdan ilk sayıyı çıkartıyorum. Son sayım 10. ilk sayım e, son sayım 19. ilk sayım 10. 19 eksi 10 bölü artış miktarı birer birer artışına 1 bir, artı 1 diyoruz bir tane ekleme yapıyoruz. O zaman 19 eksi 19 bölü 1'den 9 artı bir toplam 10 oldu. Şimdi bana 10 ile 19 değil de 10 ile 49 da verse ben bu sayıların kaç tane olduğunu terim sayısı yolundan bulabilirim. Öğreneceğiz ama bunu. Şimdi geldim ikinci soruya. 2x artı 15 bölü x ifadesi tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı pozitif tam sayı değeri var. Şimdi sevgili gençler burada bakın tek tek değer vermiyorsunuz. Verirsen bulabilirim. Şimdi ben x'e 1 verdim. 2 kere 1 2, 15 daha 17, 17'yi 1'e böldüm 17. İşte x 1 için sağlıdır. Şimdi 2 değeri veriyorum. 2 verdiğimde 2 kere 2, 4, 15 daha 19, 2'ye böl, bölünmüyor. Yani 2 verdiğimde ben x'e, burası ne çıkıyor arkadaşlar? 19 bölü 2 çıkıyor. Tam sayı değil. Ama ben bunu böyle tek tek uğraşmayacağım. Ne yapıyoruz? Notumuzu alın. Kalp yöntemi diyoruz. Yani ben şunu bir kalp gibi düşünüyorum. Şöyle ediyorum ki benim derslere çalışmam lazım. Kalbi 2'ye bölüyorum. Yani 2x bölü x artı 15 bölü x bu şekilde rasyonel sayılarda ayrı ayrı iki ifadenin paydaları aynıysa ben bunu toplayabilirim. Paydalar aynı. 2x artı 15 bölü x yani şu eşitlik çıkar. O yüzden ayırdım. Şimdi ayırdım ifade dikkat edin. 2x bölü x artı 15 bölü x oldu. Güzel. 2x x'e böldüğümde ne olur? 2. E 15'i x'e böleceğim. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi buraya dikkat. Ben 15'in bölenlerini yazarsam Vadesi bir tam sayıymış. X'in alabileceği kaç farklı pozitifleri istiyor benden. 15'i bölen pozitif tam sayılar neler dediğini düşünüyorum. 15 çok büyük bir sayı değil. Neler bölüyor? 1 e bölüyor 15'i. Sonra 2 bölmez. 3 bölüyor. 4 bölmez. 5 bölüyor. 6, 7, 8, 9, 10 bölmez. Bir de ne bölüyor? 15 bölüyor. Bunu hemen şöyle bir notumuza alalım. 15'in çarpanları nelerdir arkadaşlar? 15'i 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 5. Sonra 5'e böldüm 1. 15'in çarpanları okey konusunda göreceğiz arkadaşlar. Ve çar asal çarpanları ayırmada. 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Yani 15'i bölen sayılar bakın 3 üzeri 1. Bir tane 3 var. Bir tane 5 var. Sonra herkesin çarpıyorum. 15 var. 1'e 1 var. Toplam 4 tane var. O halde arkadaşlar doğru cevabımız ne oldu? Edirne seçeneği. Yani E seçeneği oldu. <laughs> Bana eğer x'in pozitif tam sayıları demeseydi e ben biliyorum ki bir sayının pozitif böleni kadar negatif böleni vardır. 4 tane pozitif varsa 4 tane negatif. O zaman toplamda 8 tane olacaktı. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. x bir tam sayı 5x 3 çift sayı olduğuna göre aşağıda verilenlerden hangisi çift sayıdır? Şimdi dikkat. 5x 3 nasıl bir sayı arkadaşlar? Çift bir sayı. Tamam. Şimdi 5x artı 3 çift. E ben 3'ün ne olduğunu biliyorum. Kesinlikle çift olduğunu biliyorum. O zaman 3 çift. Peki 5 nasıl bir sayı? Tek sayı. Ama 5x nasıl bir sayı olacak? Burada sonucun çift olması için buranın da kesinlikle çift olması lazım. Bakın 3'ün çift olduğunu biliyorum. Sonucun çift olduğunu biliyorum. O zaman 5x çift. Ben şuradan hemen diyorum ki 5x'imin çift olduğunu biliyorum. Şimdi bakın Burada 5 tek sayıdır. X'e hangi sayıyı verirsem sonuç çift çıkar. Tek bir şansım var. O da nedir arkadaşlar? X'e çift vermek zorundayım. Ama çok dikkat arkadaşlar. X'in bana tam sayı olduğu verilmiş. O yüzden X çift sayıdır diyorum. X çift sayıysa ne demiştik konu anlatımda? Bir çift sayı varsa bunun yerine 2 ya da 0 yazabilirsiniz. Hemen geliyorum. Bazen hani paydalı olduğu için 0 yerine direkt 2 yazalım. Ben buraya 2 yazdığımda 2 kere 2 4 5 daha 9. Buraya 2 yazdığımda 3 kere 2 6 6 daha 12. 4 kere 2 8 5 çıkar 3. 6 kere 2 12 5 ekle 17. 7 kere 2 14 3 ekle 14 17. Dikkat ederseniz hangi seçenek sadece çift? Bursa seçeneği çift. O yüzden cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Unutmuyoruz. Bizden çift sayı istiyorsa sonuçların hepsi yani sonuçlardan biri çift olacak. Tek sayı istiyorsa tek olacak. Ama x'e çift bulduğunda x yerine 2 verelim. x'i tek bulsaydım x yerine 1 verecektim. Mantığı bu. Geldim dördüncü soruya. A, B, C tam sayılar. A çarpı B artı 3 bölü 4 eşittir C. Olduğuna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aslında şuraya <laughs> kesin doğrudur da diyebiliriz. Aşağıdakilerde hangisi kesin doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu ifadede benden aslında tek çiftler istiyor. Ama biz biliyoruz ki bölmelerde tek çift yok. E ne yapacağım? O yüzden burada c'nin altında 1 var. Ben bunu önce bir işler dışarı çarpımı yaparsam. a çarpı b artı 3 eşittir nedir? 4c'dir. Şimdi burada artık bir eşitlik var. Burada tek ve çiftleri yazabilirim. Şimdi ben neyi biliyorum? 3'ün %100 yüz tek olduğunu biliyorum. Yazdım bunu. Peki dördümüz nedir? Çift. C'yi biliyor muyum? C'yi bilmiyorum. A çarpı B bunu da bilmiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ben çift bir sayıyla neyi çarparsam çarpayım tam sayılarda sonuç çift olacak. O halde şu ifadede a çarpı b artı tek ne olmuş çift olmuş. Bunu gördüm artık. O zaman c hakkında yorum yapamam. Çift sayı ile çarpılmış. Tek de olabilir, çift de olabilir. Yani kısaca C ile olan bütün ifadeleri eleyebilirim. Zaten bir seçenek de varmış. Şimdi devam ediyorum. Ben tek sayı neyi toplarsam hemen neyi buldum? A çarpı B artı tekin sonucunun ne olduğunu biliyorum. Ben kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Şimdi burası tek, çift. O zaman burası ne olacak? %100 tek olacak arkadaşlar. Yani A çarpı B'nin tek olduğunu buldum. O halde A çarpı B tekse hem A'mız tektir hem de B'miz tektir. Çünkü sonuç tekse tek de tekin çarpımı kesinlikle tektir. O halde doğru cevabımız ne olacak? Hem A tek hem de B tek. Bursa seçeneği diyoruz. Geldik 5. soruya. A bir tam sayı olmak üzere 5 artı 2 sayısı çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle de tek sayıdır? Şimdi yazıyorum 5A artı 2'nin ne olduğunu biliyorum ben. Çift. Tamam. E peki arkadaşlar burada 2 nedir? Çift. Ben çiftle bir şeyi toplamışım. Sonuç çift çıkmış. Neyi toplarsam çift çıkar. Tek bir şansım var. Bu da çift olacak. Yani çiftle çiftle toplarsam çift çıkar. O halde 5A %100 çift ya. %100 çift. Tamam bu rahat. Şimdi 5 nasıl bir sayı? Hemen buna da bakalım. 5 e tek sayı. Ben tek sayıyla neyi çarparsam sonuç çift olur. Tek bir şansım var o da çift sayı çarparsam. Yani A'mızda çift. E ne demiştik biz? A çiftse A gördüğünüz yere götür 2'yi yapıştırın. Cevap seçeneklerinde tek istiyorsa teki, çift istiyorsa çifti bulun. O halde hemen bakıyorum. 2'yi koydum buraya. 2'nin karesi 4 artı 4 ne yaptı? 8. 2'nin kübü 8. 2 daha 10. Bakın hep buralara 2 yazıyorum. 3 kere 2 6. 5 daha 11. 2 artı 4 6. 3 kere 2 6. Bakın bana ne lazım? Oo. Sonucu tek olan bir sayı lazım. O da C seçeneği diyor. Geldik 6. soruya. X ve Y asal sayıdır. Tamam. X artı 139 olduğuna göre X çarpı Y'nin çarpı değeri kaçtır? Şimdi toplamları 139 olan iki tane asal bulacağım. Oo hocam bir sürü var diye düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Asallar bir ve kendisinden başka bölün olmayan birden büyük sayılar. Yani 2, 3, 4 olmaz, 5, 6 olmaz, 7, 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz, 11. Ve dikkat edin belli bir kurala göre gitmiyor. Sadece hiçbir sayıya bölünmeyecek. Bir ve kendisinin dışında. O halde arkadaşlar herhangi bir iki tane asal sayım var benim. Toplamışım 139 etmiş. Hocam ben bunu nereden bulacağım ya? 139 veren o bir sürü asal vardır demeyin sakın. Neden? Şimdi herhangi bir iki asalı toplayın bakalım. Mesela 5 ile 11'i toplasam. 5 ile 11 asalını toplasam. Ne yaptı? 16 yaptı. Mesela 7 ile 3 asalını toplasam. 3 artı 7. Ne yaptı? 10 yaptı. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Yani ben iki tane asalı topladığımda cevap hep çift çıkıyor. Bir de dikkat iki asalıyla toplayalım herhangi bir asalı. 2 ile mesela 7 asalını topladım 9 çıktı. Mesela 2 ile 11 e, asalını topladım 13 çıktı. He, hocam köfte işimi çaktı. Demek ki iki asalın toplamının sonucu tekse bunlardan biri kesinlikle çift olmak zorunda. O zaman x artı y asalları 139 yani tek sonuç. O zaman bunlardan bir tanesi 2'dir. Diğeri de 139'u topladığın 2 ile topladığında 139 veren sayıdır. Yani 137. Hocam belki de bu 137'dir. Bu 2'dir. Evet bu da olabilir. E sonuçta benden ne x'i ne de y'yi istiyor. x çarpı y'yi istiyor. E ben bu ikisini çarptığım zaman ne yapar? 274 yaptı bakın. Her ikisi de 274 yaptı cevabımız edildi. O zaman benim burada yakalamam gereken nokta ne biliyor musunuz? İki asalın toplamı tekse bunlardan biri ikidir. Üç tane asal verdi bana. Verebilir testte der ki x y z 3 asal. Ne olsun hemen bir tane soru uyduralım. 16 olsun. Tamam. <laughs> Toplamları 16 olan 3 tane asal. Şimdi 3 asalı topladığımda genellikle %99 asallar tektir. İki dışında 3 tane teki toplarsam sonuç tek çıkacak. E burada çift çıkmış. Çift çıktığına göre 1 kesinlikle 2'dir. Bak bir tanesini yakaladım. E burası nedir o zaman? 16, 14'tür. Toplamları 14'ü veren asalar nelerdir? 7'ye 7 olabilir. Başka 11'e 3 olabilir. Bakın seçeneklerim azalmış oluyor. Bu iki ifadeye dikkat ediyoruz. Notumuzu almayı unutmayın. Hemen kitabın üstüne not alın arkadaşlar. Geldim 7. soruya. X, Y, Z asal sayılardır. Tamam. X çarpı Y. Bunlar arkadaşlar bazen soruyor. Ee, size X, Y verildiğinde e, iki basamaklı demediği sürece çarpım olarak alacağız. Bunu unutmayalım. X çarpı Y, X çarpı Z 37 olduğuna göre X, Y, Z toplamı nedir? Şimdi hocam bana 3 tane asal sayı söyleyeceksin. Ben bunları birbirleriyle çarptığımda toplam 37 yapıyor. Nereden bulayım? Şimdi bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Nedir? X ve X. X'in de var. O zaman ben burayı X parantezine aldığımda Y eksi Z olur. Oley. Bunu yazdık. Güzel. Şimdi 37 bir asal sayı mı? Evet. E peki iki tane sayıyı çarptığımda 37 yaptığına göre hangi iki sayı hocam? E bir tanesi x. Bakın bir tanesi de y-x. Sonuç ne çıktı? 37 çıktı. Tek bir şansınız var arkadaşlar. E x asalsa o zaman tek şansınız 1'e 37 olacak. Ya da 37'ye 1 olacak. E hocam x asaldı dediniz. Evet öyle dedim. O zaman x 1 olamaz. Bakın 37'ye 1 kaldı. Bazen düşünüyor arkadaşlarımız. Hocam eksilerde de olabilir ama x asalsa asallar birden büyük olacak. Eksi olamaz. O yüzden tek bir şansım kaldı benim. O da nedir arkadaşlar? X'imiz kesinlikle 37'dir. Bunu yakaladım. Hem asal olacak hem ikiden büyük olacak. Tamam. Peki ne kaldı elimde geriye? Y eksi Z'nin ne olduğunu biliyorum bir. Farkları bir olan dünyada kaç tane asal var? Söyleyeyim mi? Evet cevabı siz verdiniz. Hocam sadece iki tane var. Nedir o? Yani iki tane derken bir tane var o da iki ile üçtür. İki sayılardan bir tanesi üçtür. Bir tanesi de ikidir. Başka hiçbir şansınız yok. Neden? Çünkü farkı bir olan ardışık sayıdır. Parklar bir aklınıza şu gelecek. Bunlar ardışıktır. Ya arkarken arka arkaya gelen kaç tane asalım var benim? Sadece 2 ve 3 var. Başka da asalım yok arkadaşlar. O yüzden x'i mi ben buldum? 37. Y mi buldum? 3. Z mi buldum? 2. Benden ne istiyor? Bu 3 arkadaş toplamım. 37, 2 daha 40. Ne oldu? 42 oldu. O zaman hemen şöyle notunuzu alıyorsunuz. Sonuç asal ise sorularda Bakın sonuç asal ise o soruda hemen çarpma arıyorsunuz. Buldum mu? Evet bir tane çarpmayı şu aşamada buldum parantez alarak. Daha sonra sonuç asal olan sayıların çarpımları asal olan sayıların çarpımlarından biri birdir diğeri de o sonucun kendisidir notumuz vardı. Konu anlatımında böyle not verdik. O zaman biri bir, biri kendisi olacak. X'in bir olma şansı yok. Neden yok? Çünkü X asal sayı birden büyük olacak. O zaman X 37, Y eksi Z de bir olur. Tamam. Peki farkları bir olan hangi asallar var? Dünyada sadece farkları bir olan 3 ve 2 var. Onun dışında bir şey yoktur arkadaşlar. O zaman Y'miz 3'tür, Z'miz 2'dir. 3'ünü de topluyorum. 42 yapıyor ve ben hiç beklemeden diğer soruya geçiyorum. X artı Y ve Y eksi 2 aralarında asaldır. Lütfen arkadaşlar asallıkla aralarında asallığı karıştırmayın. Asal böleni olmayan birden büyük sayılar. Aralarında asal birbirlerine bölünmeyen yani sadeleşmeyen sayılardır. Hemen bakıyorum. Hem x artıya hem de y aralarında asal. Hocam öyle ama 15 ile 20 sadeleşiyor. Kaça? İkisi de 5'e bölünüyor. O zaman bunları bir daha sadeleştir. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 4. O zaman x artı 2. Y nereden geldi? Hatta bunu da ben mavine yazayım. X artı 2 bölü Y eksi 2 ifadesi ne eşittir? 3 bölü 4'e. Artık bu 3 ve 4 aralarında asaldırı sadeleşmiyor. O halde X artı 2 bölü Y eksi 2 3 bölü 4 ise arkadaşlar aralarında asal sayıların en önemli kuralı da şu birbirine eşittir. Yani X artı 2 3'e eşittir y eksi 2 de 4 eşittir. Kısaca şu ortadaki çizgiyi komple kaldırabilirsiniz. Buradan x artı 2 3 eşitse x'e ne veririm? 1. y eksi 2 4 eşitse y de buradan 6. Yani kısaca şu 2'yi karşıya artı 2 de karşı atıyorum. Böylelikle x ve y'yi buldum. Benden ne istiyor? x artı y istiyor. x'i 1 buldum. y'yi kaç buldum? 6. Topladığımız zaman 7 oldu. Hemen notunuzu alıyorsunuz. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Aralarında asallıklandıktan sonra karşılıklı birbirine eşittir. Yani biz bazen hani şunu soruyoruz. A bölü B, 3 bölü 5 ise A nedir B nedir? Birçok öğrenci der ki hocam A3 B5 Hayır. A3 B5 değil. A3'ün katı B5'in katı. Çünkü A'nın ve B'nin herhangi bir özelliği verilmemiş. O yüzden 3 bölü 5'i veren bir sürü sayı var. Mesela iki katı 6 bölü 10, 3 katı 9 bölü 15. Ama bu sorunun başına şöyle bir cümle koyarsam A ve B aralarında asal kelimesini yapıştırırsak o zaman A 3'ün katı değil A direkt 3'tür. B de direkt 5'tir diyebiliyoruz. O yüzden ben burada önce aralarında asallığı sağladım. Sonra karşılıklı birbirine eşitledim. Ve durmadan 9. soruya geçtim. A, B, C sayılar. A, B'den, B'de, C'den büyük olduğuna göre. Şey küçük. A B'den küçük B'de C'den ya da tam tersi C B'den B'de A'dan büyüktür. Olduğuna göre B-C ile A-C'nin çarpımı kaçtır? Unutmayın ardışık sayıların farkları verilirse farklar sabittir arkadaşlar. Ardışık sayılarda fark 1'dir, ardışık çiftlerde 2'dir, ardışık teklerde de 2'dir. O yüzden bu tarz sorular karşınıza gelirse yani sana bir ifadenin ardışık olduğu verilmiş ve arkasından hemen bir çıkarma verilmiş. Hiçbir şey yapma. Sadece değer ver. O halde ben, hocam hangi değeri vereceğim? İstediğin her sayı verebilirsin. Mesela <laughs> ben buna 4 vereyim. Buna 5. Buna da 6 vereyim. Çünkü artışık olsun. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. A'ya, B'ye, C'ye değerler verdim. Peki. B eksi C. Yani B'den C'yi çıkartıyorum. Bakın. 5 eksi 6. Çarpı. A eksi C. A'mız 4, C'miz de 6. Ne oldu burası? 5'ten 6 çıktı. Eksi 1 çarpı 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. Çarparsam ne yapar? 2 yapar. Dolacağım deniz seçeneği. Hocam ben 4, 5, 6 değil de 12, 13, 14 verdim. Olur mu? E şimdi bakalım. B'den C'yi çıkar. Yani 13'ten 14'ü çıkar. 13'ten 14. Bir de ne diyor? 12'den hop neyi çıkaracağım? 14'ü çıkaracağım. E ne oldu burası? Bakın eksi 1 bir de eksi 2. A aynısı çıktı. Çünkü niye? Artışık sayılarda farklar hep aynıdır da o yüzden aynısı çıktı. Ve geldim 10. soruya. Ardışık 7 tam sayının toplamı 105 olduğuna göre en küçüğü kaçtır? Arkadaşlar şöyle bir kuralımız vardı bizim. Ardışık sayıların toplamı verildiğinde ve ben bunları adetlere böldüğümde yani kaç tane sayının toplamı ortası bana her zaman neyi veriyor? Ortancayı veriyor. Yani ortadaki sayı veriyor. O halde ben toplamı 105 olduğunu biliyorum. Ve 7 tane sayı 7'ye böldüğüm zaman bir defa var. 7, 35'te de 5 defa var. 35. O zaman 7 tane sayıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortancası nedir? 3, 3 dağılır. Şurası ortancadır arkadaşlar. Ortanca. Ortancamız neymiş bizim? 15'miş. Peki bu sayılar nasıl sayılar? Sadece ardışık diyor. Bakın tek demiyor, çift demiyor. Ardışık sayı. O zaman 15 ise burası 16'dır. Burası 17'dir. Burası 18'dir. 14'tür, 13'tür, 12'dir. Benden neyi soruyor? En küçüğünü soruyor. En küçüğü kaçtır? 12. En büyüğünü sorsaydı sayıda cevabımız 18 olacaktı. Unutmuyoruz. Artık sayılarda toplama verildiğinde yani toplamları verildiğinde sayı adetini bölerseniz ortadaki sayıyı bulursunuz arkadaşlar. Şimdi 11 soruya bakalım. A1. Hazır gelmişken şunu da söyleyeyim. Şimdi sanki sizi duyar gibi oldu Hocam 7 sayının ortancası var ama 6 sayı verilseydi ne yapacaktık? Bakın 6. İşte o zaman da buradaki hayali ortancayı bulacaktık. Biz buna ne diyoruz? Hayali ortanca. Atıyorum. Burasını ne buluyorsanız artık sayılıyorsa normalde birer birer artıyor. Şimdi buranın tamamının bir artması ortanın da ortası o zaman yarım yarım artacak. Yani burası 0.5 artar 0.5 artar. Eğer burada e, tek sayı çift sayı deseydi tek sayılar çift sayılar ikişer ikişer artıyordu. Demek ki ortanca da tam ortası olduğu için hayal ortanca yarım diye bir bir artacak. Örnek olarak vereceksem mesela burası 12 ardışık tek sayıysa o zaman bir fazlası 13 burası olur 11 burası olur. Bakın 11, 13 diye gidiyor. Örneğin burası 13. Bu sefer sana neyi verdi? Çift sayıyı verdi. 13'ün bir fazlası 14. Burası da 12 olur. Hayali ortancamız 13 ise artışık çift sayıysa birer bir artıyor. Peki artışık sayıysa o zaman hayali ortancamız arkadaşlar 13.5 olur, yarım olur. Çünkü böldüğün zaman yarım çıkmak zorunda. 13 buçuğun bir ilerisi 14, bir yarım gerisi 13. 13, 14 diye devam eder. Umarım anlaşılmıştır. Diğer testlerimizde bunlarla ilgili sorular da var. Hazır geri gelmiş yani burada vermiş olduk. Geldik 11. soruya. A sayısı 1, 2, 3 nokta nokta x'e kadar. B de 5, 6, 7 nokta nokta x'e kadar. A artı B 100 olduğuna göre B değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar A'yı biliyorum. 1'den x'e kadar B de 1'den x'e kadar ve bana toplamını 100 vermiş. B'yi soruyor. Şimdi A ve B elimde var. Benim 2 bilinmem e Bana bir tane daha denklem lazım ki çözeyim. Ama yine burada ben A'yı ve B'yi biliyorum ama x'leri bilmiyorum. O zaman arkadaşlar hangisi daha büyük? Bakın 1 1'den başlıyor, 1 5'ten. A 1'den başlıyor. 1 2 3 nokta nokta hatta 4 bir şey için yazayım 5 6 x'e kadar b sayım nedir peki? Bu kaçtan başlıyor? 5'ten. 5 6 7 nokta nokta x'e kadar gidiyor bunlar. Evet. Şimdi ben bunları birbirinden çıkardığımda B'den a'yı çıkardım. Dikkat. Bakın 1 2 3 4 bunları dokunamıyorum. Ama bu 5 beş, bu 5'i götürdü. 6 buradaki 6 bunu götürdü. 7'ler gitti. Böylelikle nereye kadar gitti arkadaşlar? Hepsi gitti. O zaman ne kaldı sadece? B A değil A'dan B'yi çıkaracağım. Tam tersini söyledim. Çünkü A daha büyük arkadaşlar. A'dan B'yi çıkardığımda A'dan B'ye yani aşağılar ne olacak? Hepsi eksi olacak. Eksi olduğuna göre bakın artı 5 eksi 5 artı 6 eksi 6 artı 7 eksi 7 artı x eksi x. O zaman yukarıda ne kaldı? 1 artı 2 artı 3 artı 4. Bunları da ben toplayabilirim. O halde a eksi ne oldu? 4 7 9 10 yaptı. Ben a artı b'yi biliyorum arkadaşlar. a artı b'yi biliyorum. Bu da 100. O zaman ben bunları tekrar taraf tarafa toplarsam 2 bilinmeyen yani reklam var burada. Topladığımız zaman bakın hop b'ler gitti. İki tane A 110 yaptı. Güzel. İki tane A 110sa, her tarafı ikiye böldüğümüz zaman 55 yapar. E, A'mız 55 ise, A artı B'ye kaçtı? 400. A'yı ne buldum ben? 55 buldum. O zaman A'mız 55 ise, B'mizi yalnız bırakıyorum. 55'i karşı attım. 100 eksi 55'ten. Böylelikle B'mizde ne kaldı? 45 kaldı. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu sorunun aynısı TET'de de geldi arkadaşlar. Tabi 100 vermedi. Burada temel matematik olduğu için sayılı biraz daha düşürdük. İşte A artı ve 576 vermiş. Fark eden bir şey yok gibi. Şimdi geldik 12. soruya. A, B, C gerçek sayılar ve A kare çarpı B sıfırdan küçük. A çarpı C sıfırdan büyük. A, B, C de sıfırdan küçük. Olduğuna göre A, B, C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Bakıyorum soruya negatif pozitifler var Bunlar zaten neydi? E, işaretlerle alakalı. Şimdi arkadaşlar sıfırdan küçük olması ifadenin negatif. Sıfırdan büyük olması pozitif. Sıfırdan küçük olması negatif demek. Bu tamam bu cepte. E, sonra biz bir notta şöyle bir ifade vermiştik. Üzeri çift olanlar her zaman pozitiftir. Ve pozitifle neyi çarparsanız çarpın sonucu değiştirmez. Pozitifle pozitif çarpın cevap pozitif. Pozitifle negatif çarpın cevap negatif. O yüzden sevgili arkadaşlar buranın ben kesin pozitif olduğunu biliyorum. Bakın böyle çözebilirsiniz. Hocam burası pozitiftir. Yani A kare pozitiftir. Artı ile neyi çarparsam eksi olur? Eksi. O zaman B'nin işaretinin eksi olduğunu buldum. Veya isterseniz şöyle yaparsınız. Pozitif olanları görmezsiniz, silersiniz. Çünkü pozitifler işareti değiştirmiyor. O yüzden A kareyi sildim. Ne kaldı? B kaldı. E, B sıfırdan küçük yani B negatif. Şimdi bakın B'nin negatif olduğunu biliyorum. Negatifle niye çarparsam pozitif olur? Tabii ki de negatifi. O zaman C de negatif. Bunu da buldum. Şimdi alttakine bakalım. B'nin negatif olduğunu biliyorum. E, C'nin de negatif olduğunu biliyorum. Negatifle negatif çarparsam pozitif. O zaman A da kesinlikle negatif olacak ki sonuç negatif çıksın. O zaman A'mızda sırasıyla yazın dediği için ABC yazıyorum. A'da negatif çıkıyor. O zaman 3'ü de negatif olacak. Doğru cevabımız A seçeneği. Geldik 13. soruya. 7x2 3x1 sayıları 3 basamaklı doğal sayılardır. Buna göre 7x2 3 x1 farkı nedir? Şimdi biz basamak kelimesi görünce çözümleme yapacağız. Şimdi bunu önce bir uzun yoldan çözüyorum arkadaşlar. 7x2 çözümleme yaptığımız zaman birer onlar yüzler. 700 artı 10x artı 2 kere birden 2. Sonra 3x1 yani 300 küsürlü bir sayı. 3 tane yüzden 300 1'ler 10'lar 100'ler olduğu için burası 10x artı 1. Şimdi bu iki arkadaşın farkını istiyor benden. E çıkardığımda 7x 2'den 3x 1'i çıkardığımda 700'den 300 çıktı. 400 çıkarma demek bunların eksi olması demek. ondan e 10x çıktı. 10x'den 10x 0. 2'den 1 çıktı artı 1. O zaman cevabımız ne oldu? 400'den 1 çıktı topluyorum. 401 oldu A seçeneği. Şimdi bu uzun yol dedi ki hocam aslında çok da uzun değil. Evet bize göre uzun. Niye? Şundan dolayı. Şimdi arkadaşlar 7x2'den ben 3x1'i çıkardığımda bakın 2'den 1 çıktı 1. x'ten x çıktı ne oldu? 0. Ya yani oraya sen hangi rakamı yazarsan yaz 2 yazarsan 2'den 2 çıktı 0. 5 yazarsan 5'ten 5 çıktı. 7'den 3 çıktı 4. O yüzden bu tarz sorularda o x'e herhangi bir rakam verseniz cevap çıkar. Bu daha kısa bir yol. O yüzden buraya Kısa yol yazalım. Geldik 14 dördüncü soruya. AB iki basamaklı bir doğal sayı. AB artı bir ibşilde olduğuna göre A rakamı kaç farklı değer alır? Cümlemiz neydi? Basamak kelimesini görünce yap çözümleme. O zaman sorumu yazıyorum. AB artı BA 77. yedi. Bu iki basamaklı bir sayı. Evet. O zaman basamak için çözümleme yapıyorum. 10 tane A artı B artı. Bu arkadaş da aynı şekilde. Bu sefer 10B artı A. onlar olduğu için 77. Şimdi bakın arkadaşlar 10A'nın A'yı topladım. 11A artı B ile 10B'yi topladım. 11B. Aynı harfler kendi aralarında toplanıyordu. Şurası 7 olacak. 77. 11 parantezini aldığımda A artı B 77. Ve böylelikle şuraya geçelim. A artı B'nin ne olduğunu buldum. Ben 7 olduğunu buldum. Bunlar birer bir rakam olduğuna göre AB2 basamaklıysa ise A'ya 0 gelmez. Niye? 0 olduğu zaman tek basamağa düşer. O yüzden A 1'den başlamak zorunda. B6 alır. A2 iken B5 alır. A3 iken 4 dört alır. 4 3 alır. 5 iken 2 alır. 6 iken 1 alır. Dikkat! 7 iken 0 alır mı? Genelde birçok öğrencimiz Hayır o almaz hocam. Niye? B e, diyor ki başta oluyor. Bakın burada yazdım. B başta var. Sıfır olamaz. Peki BA'nın iki basamaklı olduğundan bahsediyor mu? Soruda bahsetmiyor. O yüzden buraya yıldız alın arkadaşlar. Bu da alır. Yani 7'ye sıfır da olur. O zaman 1'den 7'ye kadar zaten 1'den başlayan sayılar sayma sayısıydı. 1'den 7'ye kadar da 7 olurdu. Cevabımız 7 olurdu. Ha soruda şöyle verseydim. AB ve BA 2 iki basamakta deseydim o zaman 7'yi de almayacaktınız. Bunu unutmayın. Kimi iki basamak diyorsa onu sadece iki basamak kullanacaksınız. Ve geldik 15. süre bir faktöriyel sorusu. N artı 3 faktöriyel bölü N artı 2 faktöriyel artı N artı 1 faktöriyel bölü N faktöriyel 14 olduğuna göre N değeri kaçtır? Şimdi gençler faktöriyel konusunda 4 işlemlerde Faktöriyelleri birbirine benzeteceksiniz. Olay bu kadar basit. Her rasyonel ifadede birbirine benzetiyorsunuz ve sadece uzun. toplamalarda benzetiyorsunuz. Çıkarmalarda benzetiyorsunuz. Benzetmekte neydi? Büyük olanı küçük olana benzeteceğim. O yüzden n artı 3'ü açıyorum. Bakın n artı 3 faktöriyel demek. Önce bir isterseniz şöyle bir tanesini göstereyim. Şimdi n artı 3'ten başlıyorum. Sonra n artı 2'ye. Sonra n artı 1'e. Ama ben kime benzeteceğim? Altındakine n artı 2'ye. O zaman n artı 3'ü n artı 2'ye benzetmek için n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel diyorum. O zaman yazıyorum. Hemen şuraya da e, yazalım sorumuzu. n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel bölü n artı 2 faktöriyel. Bunu yazdım. Hemen bir sonrakini n artı 1 ve n var. Kimi kime benzetebilirim? Onu da kırmızıyla yazalım. Büyük olan n artı 1'dir. O zaman n artı bir faktöriyel açıyorum bakın n artı bir sonra n geliyor. E, n de zaten aradığında o zaman n faktöriyel olarak yazıyorum ve devam ediyorum artı n artı bir çarpı n faktöriyel bölü n faktöriyel. Bu işlemin sonucu kaçmış? 14'müş. Dikkat edin n artı en artı 2 götürdü. n artı 1 n artı bir götürdü. Ne kaldı? Sol tarafta n artı 3 artı sağ tarafta en artı bir kaldı. Bu 14 eşit. Bu ikisini toplarsam bakın n ile n'i topladım. 2 n yaptı. 3 ile 1'i topladım. 4 yaptı. 14 eşit. Karşı atarsam 2 n eşittir. 10. Buradan da arkadaşlar x yazmışım alışkanlık. 2 n olsa her tarafı 2'ye bölüyorum. Elimiz ne oldu? 5 oldu. Benden ne istiyor? n değerini istiyor. Arkadaşlar faktöriyelerde dört sistem yapabilmeniz için birbirine benzetmeniz gerekiyor. Ana mantığımız bu bizim arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hocam burada n artı 2 değil de n artı 1 olsaydı ne yapacaktım? O zaman n artı 3, n artı 2, n artı 1 faktöriyel diyecektim. Onu da benzetmiş olacaktım. Geldik 16. soru. Aynı mantık. Hocam burada sayı var, orada harf var. Hiçbir şey değişmiyor. Sayıda da harfte de faktöriyelerde sadeleştirmeyi yapabilmek için benzetme yapacağız Toplama çıkarma yapabilmek için benzetme yapacaksın. O zaman hemen başlıyorum. ilk sayıdan 5 faktörel 4 faktörel. Kime benzeteceğim? 5'i 4'e. O zaman yazıyorum. 5 çarpı 4. Benzeteceğimi bulduktan sonra yanına faktörel koyuyorum. Bölü 4 faktörel. Devam. Artı. 6 5. Bakın benzeteceğimi buldum. O zaman faktörel yapıştırıyorum yanına. 5 faktörel. Artı. 7 faktörel 6 faktörel benzeteceğim. 7 6 benzettim böyle 6 faktöriyel hemen sadeleşenler bakın sadeleşti 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 burada ne kaldı 5 artı burada ne kaldı 6 burada ne kaldı 7 toplayalım 5 ile 6'yı topla 11 7 daha 11 18 yaptı o zaman etirin seçeneği peki arkadaşlar mesela 13 faktöriyel ve 12 bir faktöriyel var bunu benzetin deseydim bu 13 12. Bakın hala benzettiğimi bulamıyorum. O zaman bir tane daha geriye gidiyorum. 11 faktöriyel yani. bölü 11 faktöriyel. Yani. Bakın benzettim. 13 ile 12'yi çarpıyorum. Bu da ne yapar? 143 yapar. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Benzeteni bulana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ve geldik. Geldik sorumuzun sonuna. 16 soruydu testimiz. Peki bir sonraki ödev testimiz nedir arkadaşlar? Temel matematik sayılar birinci bölüm test 2. Peki ne yapıyoruz ben kitabımızda arkadaşlar sayfasını açıyorsunuz. Bu neredeydi? 63 değildi ilk testimiz. Evet sonra ikinci testimiz 65 ve 66. Genelde testlerimizde 16 soru var ve her biri 4-4 şeklinde. E, ve altında hem cevabı var hem de arkadaşlar bunu özellikle koyduk ki kare kod kare kodları okuttuğunuz zaman direkt bu videomuz açılıyor. Önce bakıyorsunuz testlerde ekliniz varsa lütfen konu anlatımlarını dikkatli bir şekilde dinleyin, öğrenin, not alın. Ondan sonra soruları çözün ve çok yakında TT kampımızda başlayacak. Öncelikle temel matematiği hallediyoruz. Arkasından TT kısmına geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki yani önümüzdeki test 2'de bu bir de iki de evet bir an konuşamadım iki de görüşmek üzere hoşçakalın.